şu manzarada üstünde çay keyfi. Akyaka'ya mutlaka gelin. Merhaba arkadaşlar. Geçen sefer buradan geçerken Akyaka'dan devam ettiğim zaman bu yolu göstermek istiyordum. Unuttum. Tekrar göstereyim ben şimdi size bu yolu. Bu yol ana yolun hemen kenarında Aşıklar Yolu olarak geçen bir yol. Tahminen 1-2 kilometrelik bu şekilde sağlı sollu ağaçlar olan güzel esen böyle serinliği olan bir yol. Hani güzel romantik herhalde, bilmiyorum. Şimdi şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Hani benim debriyaj hidroliği yapılmıştı yani, arıza vermişti, kaçırdı, bir şeyler yaptı. Sabah yine hidroliğin eksildiğini gördüm ben. Yani bir yerden hala bir kaçak var ya da adam yapamadı. Bilmiyorum, bunu yaptırmak için bugün de hafta sonu, pazar günü. Bunu yaptırabilmek için de bir tamirci bulmam lazım ama hem hafta sonu hem de bulunduğum bölgede zaten bunu yapabilecek bir tamirci yok. Gösterememiştim geçen sefer de, zor bulmuştum zaten. Ondan dolayı bugün burada bir yerde konaklamayı düşünüyorum ben. Yarın da pazartesi bir yerden bir tamirci, iyi bir usta bulurum herhalde ya da aynı bunu yapan adama giderim ben tekrar, bu böyle oldu tekrar diye. Sorunun çözümünü bulmam lazım. Bu şekilde yola devam etmemin mümkünü yok. Sabah yine 300 mililitre miydi? Öyle bir durum. 300 mililitre hidrolik yağ koydum depoya. Bilmiyorum ne yapacağız. Bizim ihtiyar öksürmeye başladı herhalde ama. Neyse. Yaptıracağız, yapacak bir şey yok. Ben Azmak Çayı'nın kenarına doğru gidiyorum arkadaşlar. Zannedersem orada konaklayacağım bugün. Döndük dolaştık. Yine Kürkçü dükkanı mı derler. Bu Akyaka içerisindeki bu çamlık alan dedim, demiştim ya o videomda da. Ücretsiz kalabileceğiniz alan. Oraya ben tekrar geldim. Günümü burada geçireceğim. Belki Akyaka merkeze de bir inerim. Ne var ne yok, onlara da bir bakarım. Gezmemiştim zaten o gün. Bu araç arızalandığı gün. Gezmemiştim de. Gidip bir bakayım ben. Ne var ne yok. O trafik bugün varsa size o trafiği de göstermek istiyorum çünkü. İyi, burası güzel. Yalnız burada çadır yasak arkadaşlar, haberiniz olsun da. Çadır yasak. Karavana bir şey diyen yok, jandarma gelmişti de. Çadır yasak. Merkez Caddesi standart. Yüksek nüfuslu tatil beldelerine göre aynı. Yani hediyelik eşyalar, marketler, dükkanlar, yeme içme alanları, restoranlar, video. Her şey aynı. Buranın sağından gideceğiz. Öyle istedim. Bak ben bu soldan da gidiliyormuş. Bu sol tarafta otoparkı var. O otopark sürekli dolu. Ben sağdan gideceğim ya. Anlamadım. Dar bir sokaktan otoparka gidiliyor. Orası da sürekli dolu. Plajı mı? İskelesi mi? Neresi? Oraya doğru giden yolu buldum. Abi, motosikletim özledim. Evet, plajı. Plajı burası, Akyaka plajı. Neyi varmış bir bakalım ona. Plajı kum arkadaşlar. Denizin içerisinde kum ama kirli. Kirli görünüyor şu anda. Hani yosun, kirden kastım yosun, bulanık. Kıyı kısımlar en azından. Bulanık. Burada isteyen kendi şemsiyesine şezlongunu alıp veriyor. Havlusunu atıyor. İsteyen de bu işletmelerden faydalanabiliyorlar. Yine duşu, soyunma kabini. Var. Tuvaleti var. Yani rutin imkanları var. Plajın ön kısmı halka, arka kısmı işletmelere ayrılmış. Gördüğüm kadarıyla. Burada da
duş 10 TL vece. Yani tuvalet 3 lira. 10 lira duş. Gerçi o şeyde miydi, o Datça'da mıydı? 1 lira atıyorsun da 40 saniye. Çok düşük. Tazdiksiz hatta ya. Damlatıyordu ya suyu. 10 liraya ancak banyo yapardım. Burada aynısını yapmış. Şuralarda hala yürüyorlar. Oldukça sığ demek ki. Yani çoluk çocuk rahatça gelip buraya tatilini yapabilir. Boğulma riski olmadan. Zaten can kurtaran falan da var. Can kurtaran da akşam 8.30'a kadar, 6.30'a kadar burada görev yapıyormuş. Yeter. Bu kadar sığ olduğunu düşünmemiştim de. Aralarda bolca market. Ve ben terledim. Normal fiyatlara bakarsanız, biz bu fiyatları marketten alıyorduk. Adamlar normal markette fiyatlarıyla burada bize bir şeyler satacağız diye uğraşıyorlar. Ben takdir ettim. Fiyatlar çok normal arkadaşım. Yani hatırlayın, bir sürü yere gittik, o kadar yer gezdik. Oralarda normal marketlerde bile aldığımız ürünler %30, %40 zamlıydı. Yani burada tabelada gördüm diye söylüyorum. 1 ay 20 lira. Marketten 22 liraya aldım diyor. Şimdi burada da Yokova A tipi mesiralar diyor. Su sporları var. O ne? Biniyorlar da üstüne kayıyorlar ya. Mesire alanında da ne varmış? Masa sandalyelerin kullanımı ücretlidir. Tabi bu masa sandalyeleri ücretli de bundan herhalde ücretli değil. Değil mi? Anlamadım ki. Masa sandalye neymiş? Şimdi şunlar ücretli mi oluyor? Burada da pikniğini yapabiliyorsun da mangal yok herhalde. İçerisinde tuvaleti var, suyu var, çeşmesi var. Böyle bir alan yapmışlar plajın arka kısmına. Ücretli kısmını anlamadım. Normal masa sandalye mi yoksa diğer şeylerde ücretli mi? Banklar. Şimdi sahil boyu burası. Plajı. Daha küçük biliyordum da. Düşündüğümden daha şeymiş. Yani şu alanlara kadar hala yürüyorlar bak. Hani normal yüzmek istersen burası sana göre değil ha. Haberin olsun. Yürüyorlar. Suda yürüyorlar. Yüzmüyorlar ki. Bak sörfler falan var. Sörf. Burada dalga da göremedim. Hani rüzgar biraz var ama hiç dalga da yokmuş bunlarda. Değişik bir yer. Şöyle devam edeceğim ben şimdi. Bu alanlarda da yine küçük iskeleler gibi yerler yapılmış. Gördün bak. Masanın sandalyeleri var. Karşıda çok güzel bir manzaramız var. Şuradan da devam ediyor mu? Ne yapıyor? Ben nereye gidiyor? İnelim mi? Ama iyi devrilik. Kayalardan atmak yasaktır. Buralarda suda yürüyorlar ancak. Yüzeceksen buraya gel. Geldiğimiz alandan itibaren buraya kadar bir yürüyüş alanı, dinlenme alanı, atlama alanı. Kesek de. Güzel, gel burada yüz ya. Oradan ötesi de yok zaten. Atlamak tehlikeli ve yasaktır. Şunları takip ediyorum ben de. Kesin burayı biliyorlar. Buranın en güzel yerine götürür bizi bunlar.
Şu yatlardan da bangır bangır açlıklar müzik var ya, beni çok rahatsız ediyor ya, sizi bilmiyorum da. Yata tekneye bindik diye, tura bindik diye de kuduracak halimiz yok ya durmadan. Haydi kopalım. Oturacağım, manzara izleyeceğim ben belki. Zaten öyle çok kopan da yok. Hoş, bak ne güzel hava. Ben size bir kamp alanı buldum. Kayıt yaptırmak gerekiyormuş. Muğla'ya Hizmet Vakfı herhalde işletiyor. Altında onun yazısı var. Ya buraya kadar da arabayla gelebiliyorsunuz bak. Buraya kadar. Ne var? Tuvalet var, duş var. Su var. Bolca kampçımız var. Harika. Harika. Burayı beğendim ben ya. Ya belediye çalışmış burada, çalışmış. Takdir ettim. Evet. Takdir ettim. En azından belli bir bölgeye toplamış. Burada da hizmetini veriyor. Kayıt ücreti mi var mı, yok mu, kaça var, kaça yok onu bilmiyorum ama soracağım, öğreneceğim onu da. Kayıt ofisine gider diyor. Çadır kurmak için. Karavan için. Bilmiyorum. Bakacağım. Bak normal. Bulaşını, çamaşırını yıkamak için alanları var buradan. Ya pardon hocam. Bir şey sorabilir miyim? Çadır için kayıt yaptırdıktan sonra... Rastgele bir yere kuruyorsunuz. Rastgele kuruyorsunuz. Ücreti falan. Ücretini orada ödüyorsunuz. Ne kadar? 180 lira. Sağ ol. Çadır için arkadaşlar. Az önce bir kampçı vardı, onunla öğrendim. Kayıt yaptırdıktan sonra günlük 80 lira çadır ücreti ödüyorsun sadece. Kişi başı değil. Mangal falan yasak. Bak burası küçük, küçük olan çadırların bölgesiymiş. Daha büyük çadırlarda başka bir alana taşımışlar herhalde. Aa bak orada ormanların arasında. Harika. Ama hiç karavan görmedim ben burada. Garip bir şekilde. Ha, sevdiğim bir şey oldu. Ooo cebimde bir plan. Orada bir şey yapmışlar bak. Gördün mü? Şu ön kısımda manzaranın tadını çıkaran kısım herhalde. Buzdolabı var, elektrik de veriyorlar mı ki? Evet. Buzdolabı da herhalde kiralanıyor. Numaralar var çünkü üzerinde. Büyük buzdolabı, küçük buzdolabı herhalde. O şekilde mi? Yani elektrik de veriliyor arkadaşlar burada. Bak. Şurada her bölgede bir elektrik veriliyor. Güzel. Elektriği var, duşu, tuvaleti var. Aha burada da kafe var. Otur şurada da manzaranı izle. Akyaka'nın en sevdiğim alanı burası oldu sanki. Kamp alanı. Mesafeler oldukça yeterli aslında. Çadırların arasındaki mesafe. Hani diğer kamp alanlarında görmüştük ya. O şekilde değil burası. Burada rahat bir şekilde kalabileceğimizi düşünüyorum. Bu kadar çok kalan var. Bunlar küçük çadır bölgesiymiş. Büyük çadır dediğin ne oluyor acaba? Mesela şu büyük değil mi? Büyük. Büyük. Şu da büyük. Bulaşıkhane diyor. Orada musluklar falan var. Bulaşık, çamaşır artık neyse. Onu yıkayabiliyorsunuz orada da. Çok iyi ya. Sağla sonla hiç uğraşmadan direkt buraya gelebiliyorsun. Bak burada anladığım kadarıyla buzdolaplarına numara vermişler ya, dedim ya az önce. Yine gördüm burada küçük büyük buzdolapları var. Büyük mü? O bir tane büyük gördüm gerçi ama. Bu buzdolaplarına numara vermişler. Günlük herhalde onları da kiralayabiliyorsunuz. Bu kamp alanında.
Ben bir tane daha büyük gördüm. Büyük bir buzdolabı da var arkadaşlar. Elektriğin yanına konuluyor. Yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. 5 çadır için bir panel konmuş. 6 çadır için bir panel konmuş. Ha, burada da karavanlar var. Bak. Uzun süredir buradalar zannedersin. Görünen o ki. Bayağı yaşam alanı yapılmış burası. Büyük çadır bölgesi. Evet. Burası da büyük çadır bölgesiymiş. Karavanı sorayım ben. Burada şurada bir karavancımız var. Hocam kolay gelsin. İyi tatiller. Karavanları günlük olarak kaça buraya sokabiliyoruz? 150 lira günlük. Kişi başı falan değil mi? Sadece karavan. Teşekkür ederim. İyi tatiller. Evet. 150 lira da karavan başı. Ücret var. Gayet makul bence ya. Nerede gidiyor? Taşlık mıydı o? Taşlık plajını orada sormuştuk ya. 250 lira diyordu. Vicdansız. 250 lira dedim ya. Karavanlara da yine elektriği verilmiş. Bu elektrik içerisinde zannedersem şeyde. Güzel. Burası da büyük çadır bölgesi. Daha geniş çadırlar. Bizim büyüklük anlayışımız başka ya. Bak. 3+1 ev var bunlarda. Aynen. Al büyük çadır. Gel 6 ay kal burada işte. 80 lira ama o da kaçtır? Küçük çadır 80 lira. Büyük çadır 120 olsa. Ya da 150 mi acaba? Bilmiyorum. Evet, burası kayıt alanı arkadaşlar. Kayıt alanına geldim ben, sordum. Burası bir vakıf tarafından yapılıp işletilen bir alanmış. Kişi başı ücretten ziyade karavan başı, çadır başı olarak ücret alınıyormuş. Dediğim gibi karavanlar 150, küçük çadırlarda 80 lira, büyük çadırlarda 150 lira. Yine karavanla aynı. Elektrik dahil bunun içerisine. Suyu var gördüğünüz gibi. Tuvaleti, duşu, her şeyi var. Güzel ya, ben beğendim. Takdir ettim yani. Harika, dört dörtlük alan yapmışlar ormanın içerisinde, ağaçlık alanların içerisinde. Sezonluk işi de, sezonluk çadır falan diye görmüştük ya. Onu da sordum ben. Sezonluk şu anda yokmuş ama bir aylık kayıt yaptırıp ücretini verirseniz eğer %30'luk bir indirim alıyormuşsunuz genel toplamda. Bir aylık. Yani 30 günlük. Kalacaksanız %30'da indiriminiz varmış. Güzel bence ya. Evet. O halde videomuzu da burada sona erdirelim. Akyaka'dan ve Akyaka'yı bana sevdiren bu kamp alanına hepinize çok çok selamlar. Bana destek olmak isterseniz de videoları beğenip abone olmanız yeterli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şu manzarada üstünde çay keyfi. Akyaka'ya mutlaka gelin. Günaydın arkadaşlar. Ben az sonra şu daha önce kontrol yaptırdığım buradaki bir tamirci var. Ona gideceğim. Bu debriyajı mebriyajı bir daha bir göstereyim. Tekrardan dün tamamladım ben hidrolini ama ondan sonra hiçbir eksilme de olmadı. Bir debriyajda herhangi bir şey de yaşamadım. Sonrasında da yola düşeceğim ben. Şimdi dün
çektiğim video vardı. Bu kamp alanlarını çektim, bilmem ne yaptım. Ondan sonra döndüm geldim karavanıma. Kamp alanıma. Sonrasında akşam bir dolaşmaya çıkayım dedim. Ya dolaşmaya çıktım da hani videoda ulan şuradan mı girsem, soldan mı, sağdan mı girsem dediğim bir yer vardı ya. Sağdan girdim, denize inmiştim. Sol tarafından girdim dün de. Barlar Sokağı. O kadar canlı, o kadar hareketli, o kadar neşeliydi ki. Yani her tarafta bir canlı müzik, şu bu bilmem ne. Devamında Sanat Sokağı dediği bu hediyelik eşyaların satıldığı bir alan gördüm. Devamında kadın azmağı dedikleri bir nehir, akarsu var, tatlı su. Onun kenarında oturanlar, eğlenenler, işte yiyenler, içenler. Şu bu bayağı güzel, keyifliydi dün akşam. Sonrasında tekrar deniz kenarından, sahilden devam ettim. Dün girdiğim alandan. Akşam canlı müzik, saat 8.30-9'dan sonra canlı müzikler başladı. Her tarafta bir müzik, bir şey, bu sahile masa sandalye atılmış, şezlongların olduğu yerlere bayağı güzel bir eğlence vardı. Beğendim ya, hani Akyaka benim aklımda lanet bir yer olarak kalacaktı bu şeyden dolayı, yaşadığım araçla ilgili yaşadığım problemden dolayı, ama yani iyi ki dün gelmişim, gündüz o kamp alanını görmüşüm, mükemmel bir yer. Akşam çıkmışım, o diğer eğlence mekanlarını falan görmüşüm. Buraya gelirseniz mutlaka akşamında da bu eğlence mekanlarından birine gidin. Fiyatlar oldukça makul. Ben bir ara bir kamerayı almıştım ama çekmemişim. Fiyatlarını daha sonradan ben resimlerini çektim, eklerim ben buraya. Yeme içme oldukça ucuz. Yani mekanlarda yeme içme yine oldukça uygun fiyatlarda. Yani Akyaka pahalı bir alan olarak kalmasın aklınızda. Gayet ucuz. Restoranlarda, işte mekanlarda bir problem yok. Ben akşam mesela oturdum denize karşı 3 liraya çay içtim. Yani çok güzel, mükemmel. Ben beğendim. Çektiğim resimleri de eklerim ben bu videonun bu kısımlarına, önüne arkasına bir yere eklerim ben. Görürsünüz, o fiyat listelerini falan çektim. O Kadın Azma Deresi var. O ters tarafta dedim ya, Sanat Sokağı'nın olduğu bilmem ne o taraflar. O taraflarda akşam üzeri masa sandalyesini atan gelmiş, masasını atan gelmiş. İşte kendi kendine müzik yapan gençler var, oturmuşlar. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Hani müzik dediğimde böyle bağıra çağıra bağıra çağıra bir daha önce yaşadığımız bir yer vardı. Bir göle, Sülüngür adını tam hatırlayamıyorum. Adı güzel gölün olduğu yerde. Bağıra çağıra oradaki gibi kertenkelelik yapan da yok. Akşamda kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Herkes işinde gücünde. Yani gayet aslında eğlendim ben dün akşam. Güzeldi. Her neyse. Ben şu minibüsün işlerini hallettikten sonra yoluma devam edeceğim. Öyle diye umuyorum ama. Bakalım artık. Videoyu da burada bitirelim o halde. Hani ben bu akşamını özellikle size anlatmak için tekrar kamerayı açtım da. Hani akşamından haberim yoktu ve Akyaka'nın diğer ters tarafından haberim yoktu benim. İyi oldu. Bana da iyi oldu, size de iyi oldu. Umarım gelirseniz sağlı sollu her tarafını gezin yani. Evet, benden bugünlük bu kadar. Videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Takipte kalın arkadaşlar.